Evet, herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History'da Umut Engine 1.5 ile birlikte alternatif bir Dünya Savaşı senaryosunu deneyeceğiz dostlar. Ve bakalım bizi tam olarak neler bekliyormuş sizler birlikte bunu da görmüş olacağız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında direkt olarak senaryonun ve modun linki mevcut durumda. Oradan indirip telefonunuza veya da bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlar. Umut Engine 1.5 için de son dakikalarda güzel bir şey söyleyeceğim. Mobil için bilginiz olsun. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle editöre tıklıyoruz. Editörden senaryo bölümüne geleceğiz ve buradan oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar alternatif Dünya Savaşı senaryosu 1 Ocak 1936 yazıyor. Buna bir kere tıkladıktan sonra sonraki diyeceğiz ve burada bir sürü eventin olduğunu görebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun yani bir sürü eventimiz var. Buraya şöyle geldiğimizde bakın yeşil ekranda yanıyor buralarda en azından. Şöyle basıyorum. Evet yanıyor. Hepsinde event var. Mesela diyorum ki bunda event yoktur deyip tak diye bastığımda event'in var olduğunu görebilirsiniz. Olayı kaydet diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi en çok event hangi devlet demiş onu da bir bakalım. Mesela bakın arkadaşlar Almanya'da çok fazla event var. Diğer devletlerde az. Umut Engine'in 1.5 ile gelen yeni özellik sayesinde bu eventlerin hepsini tüm dünyada varsayılan olarak yapıp Almanya sayesinde bu eventleri de görebileceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu eventlerin hepsini tüm dünya olarak ayarlıyorum. İtalya'nınkine World Event yapacağız. Şöyle senaryonun yapımcısının haberi yok. Bakalım ayarlarla oynayınca neler olacak arkadaşlar. Neler. Sovyetler Birliği'nde World Event yapıyorum. Yine Sovyetler Birliği'nde World Event yapacağız. En azından az event var ya. Tamam, bunu da yapalım. En azından kimin hangi devlet olduğunu da anlamış oluruz bu sayede. Tamam. Gördüğünüz üzere tüm devletlerin hepsini World Event yaptık. Sadece Almanyalılarınkiler aynı. Çünkü Almanya'da biz oynayacağız arkadaşlar. Bunları biraz arttıralım. O kadar da arttırma. Şu kadar yap. Tamam. Kaydettiğip artık oyunumuza geçiş yapabiliriz. Oyunlar. Yeni oyun. Buradan Nazi Almanya'sı seçiyorum. Zorluk efsanevi. Savaş sesi klasik. Ayağı saldırganlığı %45'e kadar çekiyorum. Sovyetler Birliği'ni kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 20 milyon 850 bin nüfusumuz varken 2.388 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi buradan direkt olarak vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı direkt olarak normal versiyonuna çekelim arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında buradan nüfus artışına 10 tane, ekonomimesine 10 tane, vergi gelirine 5, üretim gelirine 5. Normal şartlarda bugün Bredo 1914 senaryosunu tanıtacaktım. Arkadaş senaryosuna şey koymuş arkadaşlar, ne derler, şifre koymuş. Ulan geçemedim. Şifreyi de bilmiyorum. Ben de bıraktım bunu. Buna geçtik. Şimdi bunu alternatif yapan şey gördüğünüz üzere Türkiye'nin işgal edilmesi 1936 yılında. Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Sovyetler Birliği ve Kürdistan'ın yeniden kurulması gibi birçok faaliyet olmuş o taraflarda. Burada yine aynı olaylar var. Avusturya gitmiş arkadaşlar. Reinhardt ne alakaysa. Etiyopya Savaşı. Etiyopya bizim olacak. Evet İtalya'nın haberi bu bakın. World Event sayesinde bize geliyor gördünüz mü? Devam ediyoruz. Bayağı da bir paramız var. Biraz gerçekçi olsun mu? Berlin'e bir bunker kuralım da Hitler bunkerda yerleşsin. Almanya Rheinland'a girdi. Çok yaşa Führer. Kapitüle olmuş. Etiyopya İmparatorluğu kapitüle etti. Tamam güzel. Etiyopya kapitüle olmuş arkadaşlar. Tamam çok güzel. Rheinland'ı askerileştirdik. Bunları şöyle topla. Tamam güzel. Arkadaşlar bu arada abone olmazsanız evinizi basarım haberiniz olsun. Beraber çay içeriz yemek yeriz. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Ama abone olursanız daha güzel hediyelerle gelirim arkadaşlar. Mısır biz gibi bak. 15. Almanya Çekya'ya girdi. Artık Çekya bizim. Evet burayı da aldık. Romanya'ya savaş açıyoruz. Romanya bizim olacak. Macaristan Romanya Krallığı'na savaş açıyor gördüğünüz üzere. Bu eventler sayesinde diğer tüm eventleri de görebiliyorum. Lan çok iyi. Yani en azından sizlere sadece bir ülke üzerinden senaryo tanıtmıyorum. Diğer ülkelerin eventlerini de görüyoruz bu sayede. Benim hoşuma gitti bu. Kapitüle. Romanya Krallığı kapitüle olmuş. Çok güzel. Evet. 120 turluk bir asimile süreci gerçekleştirdik. Lucas'ın acaba bu şeylerden haberi var mı? Türkler ne yapıyor ya? Ya da Ruslar ne yapıyor ya? Dediği oldu mu hiç? Evet devam. Arnavutluğa girdik. Çok yaşa Mussolini. İttifaklık anlaşması imzalandı. Evet Macaristan hepsi bizim yanımıza geldi. Yunanlara savaş ilan ediyoruz. Kim etti? İtalya ile Yunanistan Krallığı savaşa girdi.
Oha. İtalya var ya. Ne güçsüz adamsın sen ya. Kapitüle. Yunanistan Krallığı kapitüle oldu. Niye bunlar Türkçe değil ya? Modun yapımcısı Türksün ama bunlar Türkçe değil. Sen niye ne yapıyorsun kardeşim? Hain. Vatan hain. Gel bakalım. Buradan asker basalım. Odayı öldüm acaba ya. Paramız enflasyona girmiş. Bu sıralar Game of Thrones'a başladım arkadaşlar. Var ya bir akıyor. Of. Bu arada Instagram sayfamı, yan kanalımızı mutlaka takip edin. Oralarda güzel paylaşımlar yapıyorum. Yani sizi ilginizi çekecek paylaşımlar genelde. Onları da söyleyelim arkadaşlar. Ben gelmiyorum savaşa mavaşa. Aga kalk savaş var. Gelmiyor mu kardeşim ya? Beni zorlamayın. Umut izliyorsan bir tane devlet savaş bir davet atınca diğerleri atmasın. Lütfen ya. Hollanda, Belçika, Lüksemburg savaş ilan ettik. Oğlum ne çabuk. Ben zaten girdiydim ya. Bir de her şey çok hızlı gerçekleşiyor arkadaşlar. Ulan şu Age of History tarihinde adam akıllı iki tane senaryo tanıttım şu zamana kadar. Yani yapılan en iyi senaryoları. Böyle senaryolar genelde acelece yapılmış senaryolar oluyor arkadaşlar. Yani hani mesela ben buna neden savaş açtım? Ona bir bilgisini versen. Bilmiş olsak en azından. Nerede? Kapitüle. İsviçre kapitüle oldu. Aynazileri neydi ya öyle? Uf, Aynazileri bak çok iyi de. Yapımcısı öldü herhalde. Şuradan devam. Tamam güzel. Bu arkadaşı tamamen topraklarımıza katamadığımızı görüntülüyorum. Suudi Arabistan'a da savaş açıyorlar. Oğlum ne oluyor? Kendinize gelin. Tamam para eksiğe girdi. Benim nüfus artmıştır diye düşünüyorum ben. 29 milyon olmuş. 20 milyon da en son nüfus. Savaşa girmeme rağmen 29 milyon devirmiş. İskandinav ülkelerine savaş ilan ettik. İskandinavya bizim olacak. Neden? 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 Kaplumbağa neden? Gel. Neden savaş açtığımı söylesen keşke. Neyse alternatif işte arkadaşlar. Uçuyoruz kaçıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ne oldu şimdi? Bak 50 kaç milyonluk ordu getirdim oraya. Oha. 203 binlik ordu getirmişiz. Tamam al. Aa ben kapitül olur muyum acaba lan? Kapitüle. Güzel. Çok güzel. Kimsin lan? Oğlum bu kim? Norveç. Dayıko uzay istersen ya. Ne diyorsun? Hani ben Almanya'yım yani. Şuralardan ilerle bakalım be. Çok güzel. 95 binlik orduyu keşke geri çekmeseydik ama ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya lazım. O zaman ben buraya bir nükleer ateşleyebilir miyim? Ne yapmam gerekiyor nükleer atmak için? Teknoloji mi açmam lazım? Bakayım bir. Daha nükleer reaktör. 12 tur yazıyor. Çok güzel. 12 tur sonra nükleer reaktörümüzü basmış olacağız. Dayı beni rahat bırakın lan. Allah Allah. Asker alalım. Bir Finlandiya geliyor, bir Norveç geliyor. Yeter oğlum. Biz de insanız. Evet Almanya olarak girdik ama çok güçsüz askerlerle girdik arkadaşlar ya. Şu asker sayılarına bakar mısınız? 94 bini at şuraya. Tamam güzel. Tamam. Burası da iyi. Böyle ilerlemeye devam.
Hop, Finlandiya sanırsam artık böyle bir hani ne oluyor lan dermiş gibi duruyor arkadaşlar. World War 2. Güzel ya. Bakar mısınız? Dünyanın içinden geçtim. Şöyle isimleri kapattığımızda bence güzel görünüyoruz arkadaşlar. Yani ilerlemeye devam. Ama bak beni ona buna savaş ilan ettiriyorsun. Arkanda da durmuyorsun. Nükleer reaktör ne zaman inşa ediliyor hocam? 3 tur kalmış. Alemale bassana şuralara. Bir de bunker inşa et. Sen bir şu tarafa geç. Sen şu tarafa geç. Adamlar Finlandiya'yı kurtarmaya çalışıyor ya. Alo, ayıp ediyorum bak hocam. Adamlar toksik gibi lan. Arjantin kapitüle oldu. Kapitüle haberleri çok güzel geliyor da. Tamam, çok güzel. ...32.947'lik bir asker var. Dur, kapitüle mi oldu? Evet, kapitüle oldu. İsveç kapitüle oldu. Çok güzel. Bianca, event gitmiyor zannettim var ya. Of, çok korktum. Tamam. İsveç yine kapitül oldu. Sanırsam herkese gittiği için bende çok fazla bekletiyor. Oğlum yeter la. Kafam karıştı. Ha. Nereye gideceğimi şaşırdım arkadaşlar. Şuralarda geziyorsun. Evet yine İsveç kapitül oldu. Adam devleti kuruyor, sonra yıkılıyor devleti. Sonra tekrar kuruyor, sonra yeniden kuruluyor. Yıkılıyor. Evet, bir de Finlandiya geliyor oradan. Kapitüle. İsveç yine kapitüle oldu. Allah Allah. Nazar ver herhalde. Tamam, güzel. İsveç kapitülü oldu. Bir de bu kapitülü oldu. Kapitülü. Ne biçim kelime lan bu? Tüm ordular oraya sürelim. Sür abi orduları. Şu arkadaşlara da bir selam verip hepsini al. Şunun da hepsini al. Bu hıyarınkini de al. Bir de nükleer ne zaman geliyor bizim ya? Şu an kaç? Atabiliyoruz mu nükleer? Atamıyoruz. Ne zaman atacağız biz nükleer? Sarı kardeşim artık nükleer atmak istiyoruz yani. İnsan öldüremez. Burada büyük bir ordu var. Bu orduyu toparlayıp ne güzel geliyor bak bak. Şerefsiz. Neyse arkadaşlar ya işte böyle senaryo. Bir sürü event var içinde oynayın bakın görün. Ama yani modu da yanında ekleyin bence. Çünkü modla beraber çok cool oluyor oyun. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.